aramızda. Neredesiniz diye çok meraklıydım. Bir gözüm aradı sizi, bir gözüm aradı sizi. Yine Serra ile buluştuk, geliyoruz, hatta bizi bekle. Çok heyecanlıyım. Kendi imkanlarımızla tuttuk aklımızı. Adamın çocukluğu. Çek burada başka olaylara bırak. Bak. Sevgili Atademir'e şaka yapmak için Bozcaada'ya geldik. İşbirlikçimiz Serra Yılmaz, Atay'ı telefonla arayarak açtığı resim sergisine davet etti. Bu sefer gerçekten çok heyecanlanıyorum çünkü şakanın içinde oynuyorum. Sürpriz! Ben de geldim. Sahtekarlıktan öleceğiz. Ne diyorsun? Evet. Bir kere ben yaklaşık diyorum Serra, bir 15-20 dakika sonra geleyim. Tabii tabii. Sen ne acayip bir insansın ya. Bu resimler... Ben bunu beğendim. En France'ın da doğru bir resimlerimiz, her şeyimiz hazır. Şunu bir kere koymayalım. Benim yani favorim bu. Süper. Sicilya'nın mafya ilişkileri. Ben almış olayım sergide. 5700 dolar. Veriyorum ve alıyorum. Evet, tam 12 tablomuz gayet ilgili. Muhabirsin. Güzel güzel sorular soruyorsun. İşte nasıl buldunuz resim? Atanın bu arada resim merakı vardı. Bunun üzerine gidebilirsin. Bu hafta Bozcaada'dayız. Serra'nın hatırası ve imzası var üzerinde. O yüzden... Kaç tane alırım diyorsunuz? Birkaç tane. Bahadır, senin rolünü son anda kendin yarattın gibi bir şey. Göreceğiz bakalım ne olacağını. Ben de merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Düşünüyorum. Bir şey tasarladım. Yani bak, sana güveniyorum. Hazımcığım hoş geldin. İşte adalı ünlülerimiz bizi bu şakamızda destekliyorlar ve yardımcı oyuncularımız aynı zamanda. Ne haber? Ben de iyiyim. Sen? İyiydi ben. Sürpriz oldu benim için. Sen de benden bir süre sonra geliyorsun. Tamam. Evet, Fransız oyuncumuz. Fransız oyuncumuz. Evet. Bonjour monsieur. Bonjour.
Bonjour madame. Merhaba. Demontak Parkiet. Donc une des comédiennes qui jouait dans le film qu'on a fait ici. Je suis un petit peu renseignée quand même avant de venir. Oui, biraz bilgi aldım diyorlardan önce. Arkadaşlar finalimiz çok önemli. Finalde Serra bizden diyecek ki Demet Ata benim sevdiğim dostlarım bana bir poz verin. Sizin burada canlı canlı çok kısa bir çiziktireceğim. Çiziktireceğim bir resminizi yapacağım. Batırmış bunlar çok. Bizim tabii ki daha önceden yaptığımız bir resim ve Firuzan Hüseyin Badem resmi. Ve Firuzan'ın ağzından bir baloncuk var. Onun içine de şaka yaptık, yazdık. Beğendin mi şakamızı Mahmut? Şaka yaptılar galiba Mahmut. Allah cezası vermesin size. Bence var ya çok süper olur ve algılaması da biraz zor olabilir. Ben, şakanın olduğunu bile anlamıyorum. Çünkü tuhaf bir durum. Yani öyle bir prodüksiyon var ki burada. Şaka içinde şaka yani, ben bile aslında bunların hepsi şakayı nasıl izah edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yetenek diye buna derim ya. Serracığım kolay gelsin, kolay gelsin. Hadi. Ben de gidip üstümü değişiyorum. Hadi ben de yerime geçiyorum. Hadi. Kolay gelsin. Şimdilik kolay. Arkadaşlar otelin önüne yaklaşan taksiden Ata çıkabilir. Çünkü taksiyle geleceğine dair istihbarat almıştık. Hazır olun. Evet, doğru tahmin. Atacığım geldi. Alarm durumu. Herkes yerlerine. Ata içeri girmek üzere arkadaşlar. Yok, dur. Geldi. Adalı insan tabii ne de olsa. Parmak arası terliklerini giymiş gelmiş. Ne olacak? Ada hayatı tabii. Ne bilsin? Vallahi bir kapıdan girdi, öbür kapıdan çıkacak hadi. Wait. Serra, Ata'yı karşıla. Durduramayacağız yoksa. Arka taraf bahçe çünkü. Merhaba, bonjour. Fransız arkadaşımızı bir tanıştır Serra'cığım. Fransız kültür ateşesi. herhalde yeni mi geçmedi? Evet, sana sürpriz yaptım de Serra. Senden gizledim de. Sürpriz. Sürpriz ama. Değil mi ama? Evet, azıcık serginin içeriğinden bahset. Serracığım. Şimdi bu Fransız Türk Dostluk Derneği benden bir proje istemişti. Ve Şubat ayından itibaren Luca ile de biraz çalışaraktan şekerim oturdum resim yaptım. Bu resimler şimdi sen yaptı diyor bak. Burs vermek üzere bir takım ihtiyaç durumunda olan çocuklar için satışa çıkıyor. Çeşitli yerleri de dolaşıyor. Bak şimdi anlar da resimden yalnız ha. Amatör ruhla yaptım de Serra. Son derece amatör ama beni sevdikleri için. Amatör ruhlu olarak yapılmış olsa da. Çok ince bir insandır, kibardır bak. Resimlere bakarken bile yüzünde hep bir gülümseme. Kötü bir şey söylemeyecek bence ama. Ne benziyor diyor Ata. Bir güldü yani. Var daha gelecek olanlar, seni önden çağırdım. Evet, bayağı bir organizasyon. Çocuklar yararlı mı? Evet, evet. Ben bunu beğendim. Beğendin mi? Bak vallahi Serra kırılmasın diye söylüyorsun Ata. Bir de bunu beğendim. Evet, onu da beğendi. İnanamıyorum. Serra, resmin hikayesini anlatsana Serra. Hani bir şey uydurmuştuk ya. Söyle adını. Anlatsana o resmin hani hikayesini. Hani geçen gün ölüm yıl dönümüydü. Yani tamamen sırf onu düşünerek yapmadım ama... Bu Falcone vardı ya hani ünlü. Bıyıklı melek. Temiz eller savcısı hani otobanla birlikte karısı da yargıç uçurdular. Bu biraz Sicilya hikayesi olarak yani. Ya nasıl uyduruyorsun sen? Ölenlere atfen gibi bir şey. Ata sakallarını kaşıyor, düşüncelere daldı iyice. Resim mi seçiyor, ne yapıyor artık bilemiyorum ben. Hani bir tane alması gerekirse acaba hangisini alsın? Bu benim Mehmet Turgut bir çılgın Türkler sayısı yapmıştı. Orada böyle bir saç yapmıştık. O fotoğrafa atfen yaptık onu. Savcıyı aramışsın. Savcıyı. Tamam. Savcıyı tamam. Çocuklar ilgilenirler onunla. Savcıyı beğendi. Evet. Savcıyı beğendi. Evet. Sattık resmi Ata'ya arkadaşlar. Herkese benden çay. Ben de artık yavaş yavaş geliyorum.
Sen biraz oyala Atay'ı, arka bahçeye falan çıkmasın. Asla. Daha sakin ortalık diye. Hazır olun, geliyorum ben. Ay çok heyecanlıyım. İlk defa beni oynayacağım şakada. Gelmeme ne diyorsun? Harikulade diyorum. Evet, nasıl? Bence... Ay hangileri senin? Hepsi benim. Şahane. Hepsi benim. Ay vallahi. Ata falan gelmedi mi? Ata geldi, dışarıda kahve içiyor. Ata bir tane beğendi yok. Bile. Söylemedim Ata'ya geldiğimi. Ben de söyledim. Söylemedin değil mi? Söylemedim. Ay, sana başka iyi. Bir sürprizim daha var dedi. Sürprizim geldi diye haber ver bari. Tabii, hemen verelim. Gelsin neredeyse. Gel bak kim geldi desene içeri dışarı. Gel çıkın. Bak kim geldi diyeyim. Ha, gel bak kim geldi diyeyim. Sahtekarlıktan öleceğiz. Öleceğiz. Yatacak yerimiz yok. Sahtekarlık diz boyu. Geliyor mu? Sürpriz. Ben de geldim. Ay çok bağırıyorum. Pardon, özür dilerim. Aa, bu ne ya? Dedim ki... Oralarda yok. Sakın söyleme Ata'ya geleceğimi dedim. Çünkü Çanakkale'de çekim yapıyorum. Tekne tutup geldim buraya biraz önce. Ya. Evet. Nasıl? Ne haber? Ne çekim yapıyorsunuz? Reklam çekiyoruz. Bir böyle bir kısa bir şey. Böyle bir şeylik. Çete buluştu. Bizi bir çeksene çete ya. Çete buluştu. Çeksene. Ay bu sergi olaylarında da ben böyle birazcık bir sessiz olayım ama tutamadım kendimi. Ay niye sessiz olacaksın canım? Neyse yani. Yabancı kimse yok fazla. Sessiz yani. Olmayı gerektirecek bir durum. Ressamlık nereden çıktı hayatım? Ya öyle bak, ben işte. Ben aldım sadece. Nasıl? Aldım. Vallahi mi aldın? Bravo, tebrik ediyorum. Ay ben de kendime bir şey ya. Beğeneyim. Bak şu yeşili beğendim, onu da sen al. Bu yeşili mi? Yeşil var. Bunların bu hepsini şey, bir şey düşünerek yapmıştır. Bu Vallolisho. Bu Emilia Romanya bölgesinde mesela eski bana çok vantabeli bu. Yaparlar. Bu bak ondan. Kendimi şuna benzettim. Şu bir büyük ağız, kalın kaş. Bunu ben alıyorum. Bunu bana lütfen. Bravo. Tabii ki. Benim gözüm onda kalmış mı? Kalmış mıydı? Tamam. Bunu ben en azından. Aa, burada Serra sen varsın. Kendim varım. Mehmet Turgut'un çektiği fotoğraftan yaptım. Evet, bu saçı hatırlıyorum ben. Tabii ki. O Hayko ile birlikte olan Çılgın Türkler şakacısın. Serisi. Bu çığlık mı? Bu ilk yaptı. Çığlık mı bu? Aynen. Bu çığlık. Evet. Bunu görünce. Görünce. Burada seyirciye çığlık atıyor. Bir dakika. Bir dakika, bu ne yararınaydı? Ya bu bir çocuklara burs vermek için. Bu Türk Fransız Derneği'nin organizasyonu. Fransızlardan kimse var mı? Var var var. Kültür ateşesi var. Tanıştırayım. Bonjour madame, merhaba. Une des comédiennes qui jouait dans le film qu'on a fait ici. Je suis un petit peu renseigné quand même avant de venir. Biraz bilgi aldım diyor gelmeden önce. Evet, çok güzel. Vallahi Serra devam et sen bu işe. Semiha Berksu olma yolunda ilerliyorum yani. Gerçekten tebrik ediyorum. Hadi gel kahve içelim. Madem aldın. Kahve mi? İçelim gel. Ata Bey, Zafer Ata Bey, Serra Hanım bir kısa bir röportaj alabilir miyiz acaba çıkmadan önce? Tamam alalım tabii. Siz de buyurun. Galeri Art TV'den herkese merhaba. Bu hafta Bozcaada'dayız. Serra Yılmaz'ın ilk resim sergisindeyiz. Efendim önce tebrikler. Çok hepsi ben. Şahaneler. Neler söyleyeceksiniz? Nereden başladı bu resim serüveni? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu bir hayır işi. Dolayısıyla böyle bir deneme olarak yaptım. Hani ressam olduğumu iddia etmiyorum tabii ki. Bizim de kaç tane internasyonel oyuncumuz var ki zaten. İşte buyurun amca yapsa yapsın Serra Yılmaz yapar bunu yani. Süpermiş. Yani devam edecek mi efendim Fransa'da, İstanbul'da sergiler? Gezecek. Sergi gezmeye devam edecek. Yolda evet. Yapacağım o zaman. Hepsini sattım ben zaten. Yolda sürekli devam edeceğim. Resme olan ilginizi biliyoruz sizin de. Yakın dostunuzun resimleri için bize neler söylersiniz? Dostlarıma ilgim de resimlerden çok çok fazla. Öncelikle benim için çok büyük bir sürpriz yani. Bizi resim sanatının buluşturmasına benim hiçbir şekilde geliyorsun. Haberim yoktu evet. Gelineceğinden. Hele Demet abla falan
olacak şey değil yani. Bir an Serra Yılmaz'ın cinliyle böyle bir araya geldik. Çok şahane bir şey. Bir tane mi satın aldın? Evet. Böyle olması evet. lazım. Evet. E tabii yani hem çocuklar yararına hem de Serra'nın hatırası ve imzası var üzerinde. O yüzden... Kaç tane alırım diyorsunuz? Birkaç tane. Bakarız. Çocuklar yararına. Kafe. Ama bence bu işte bir iş var. Yani bizi resim sanatı bugün belki buluşturdu ama biz çok özlemişiz bir arada olmayı. Belki tekrar bir sürprizimiz olur seyircilerimize. İncirler olana kadar kalsaydım bari. Şimdi ufak bir performans var. Hadi ondan canım. Sonra. Vallahi tabii. Şahane. Tabii. Hem resim hem dans. Ay çok iyi ya. Ben hatırlıyorum. Muhteşem güzellikliğinde de vardınız. Kız böyle resim yapıyordu. Değişik şeyleri de belki Türk değildir çocuk. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Je vais faire tout la zénette à Timmy Bepersin. Elle est. Attends, rezil olduk. Rezil olduk. Şimdi. Ama sonunu kaçırdın ya. Güzel mi? Sonunu kaçırdın ya. Sonunda yüzünü de boyayıp ayağıyla birlikte bütünleştirdi yüzünü. Çok acayip. Çok acayip. Ne haber? İyi ya ben hiç bilmiyordum sarım böyle. Bu yeni gerçekten hiç kimse bilmiyordu. Resim yaptığını sürpriz oldu benim için. Evet tabii. Herkese gerçekten sürpriz yaptık. Yalnız çok güzel resimlere. Yani oraya baktım. Bunlar ne? Bunlar da Serra'nın. Bunlar da Serra'nın. Vallahi. Yalnız bak şu, birkaç tane resim var ki orada da var. Böyle enerjisi başka yüksek bir resim. Sen enerjiyi biraz önce göreceksin. Ne oldu ki? Orada bir gösteri vardı ki. Muhteşem güzel. Sorrento yanında alt etmiş. Çok fenaydı ya. Bugünün hatırasını sizin ikinizi yapacağım. Hadi canım. Tabii. Kesin. Oturacak mıyız yani şimdi orada? Poz mu vereceğiz Serra? Evet, evet. Ben ikinizi yapayım. Yok. Ata sen sağa otur, Demet sola. Malzemeleri de alayım. Evet evet, sen öyle. Demet benim soluma. Hep batırmış buraları. Sus sus sus.
çocuk durmadı. Ya kadın konuştu. Ay ay battı orada. Battı. Onun avlusunda böyle bir görüntü. Olsa nasıl olur gibisine bir gitti kafa. Sinirlen bozdu. Durmadı bu çocuk, durmadı. En sevdiğim. Sen de görünmeyen tuvalet yapacaksın. Bu da mı bir şey? Teşekkür ederim, sağ olun. Görünmeyen bir tuval yapacağım, o da bir tuvalet evet, şu... Ben boşlukta yaparmışım. Bu son derece soyut bir resim oluyor. Yani aha, siz imajinasyon olarak onu hayal edeceksiniz. Nasıl bir şey olduğunu ben. İmajinasyon. Misafirlerimiz de ne kadar şey, kibar. Herkes böyle uzaktan göz kırpıyor ama kimse sessizlikle yankılanıyor diye. Yüksek sesle konuşmuyor. Hadi yapsana. Hadi ya, biz böyle oturduk, ayıptır ya. Çok uzun sürmesin Serra, boş ver, biraz soyut olsun. Biraz soyut zaten, başka türlü olamaz. Enteresan bir şey oldu gerçekten. Bitti mi? Bitti mi? Gelip bakabilir miyiz? Gelip evet, bakabilirsiniz. Hazırsanız. Hazır mısınız? Yetenek diye buna derim ya. Kime yaptırdınız? Şu üstünü okursam. Tabii canım. Tamam şaka mı değil mi mantı? Evet. Ya tamamı şaka mantı. Evet. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Ben hepsi birer şaka. Hepsi birer şaka. Hepsi birer şaka. Yani bu Fransız kültürü bilmem ne. Tamamı. Benim Fransızca konuşmam falan. Hepsi. Ne istiyorsunuz benden ya? Bunu sana uygun gördük. Ama güzel, büyük meşakkatli ressamımız bu resimleri yani çizdi 3 günde. Ben bu resmi gerçekten almadım mı? Al istiyorsan. Al istiyorsan. Sana hediyemiz olsun. Çocuklar yararına falan hikaye mi? O zaman almayayım ben. Performans nasıl ama? Performans. Tebrik ederim. Ya bak içeride utançtan öldüm. Ben nasıl gülerim, çok ayıp ettim falan filan. Bak dalağa, bizde şöyle denir. Dalağa gevşek düşük ya da derler. Dalağa düşük derler. Ben en sağlam, beni güldüremezler kolay kolay. Ama bak ağladım gülmekten yani. Ne dedim ki? Hatay'a burada patlattık dedim şakayı yani. Burada bitti her şey dedim. Seni Allah, orada onu horoz gibi okuyacaklar. Ben çocuk batırdı ortalığı. Peki niye böyle bir şaka yaptınız? Konsept mi? Konsept yeni bir program bu. Tamam. Hayırlı olsun. Ben çocuk batırdı ortalığı. Bu işte bir iş var. Lan bu olacak şey değil yani. Evet. Hep arkadaşları vardır. Uluslararası. Dedim benim de sevdiğim ve tanıdığımız arkadaşlarımızdan, ortak arkadaşlarımızdan birini getiriyor buraya dedim. Önce aklıma Ferzan Özpetek'i getiriyor dedim, hani film çekiyorlar. Sonra Luca diye bir arkadaşımız var İtalya'da, ressam. Acaba o mu geliyor? Veya kendi öyle arkadaşlarından biri. Mutlaka dedim yani böyle international bir people geliyor buraya dedim. Ve geldiğimde de şaşırmadım o yüzden. Fransız işte kültür ateşesi falan filan deyince. Fransız kültür ateşesi. Sen ne acayip bir insansın ya. Resimleri görünce yani çocuklar yararına demese uyanırdım da. Çocuklar yararına deyince hani evet olabilir. Yani çocuklar yararına, o zaman bizim de bir faydamız olsun şeklinde. Bir takım ihtiyaç durumunda olan çocuklar için satışa çıkıyor. Ben bunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Savcıyı vallahi bu resmi diğerlerinden daha çok beğendim. Çünkü şuradaki şey var ya, yaldız gibi bir şey kullanılmış, pul gibi. Bari dedim bunu alayım hani en azından. Aldım. Vallahi mi aldın? Bravo, tebrik ediyorum. Ben de bunu aldım. Performanstan önce ağzıma da çok şaşırdım. Bir anda şakır, çatır çatır bir Fransızca kafaya kafaya falan. Bütün gün biz burada çünkü bambaşka bir dil konuşuyoruz. Hiç bilmiyorum bu adamı Fransızca böyle konuştuğuna falan. Hadi çok şaşırmamış gibi yaptım falan ama performansta artık ip koptu yani.
ayıp bir sanatçının performansı sergilenirken başka bir sanatçı gibi birisine birinin gülmesi. Ama dayanılacak gibi değildi. Sinirim bozuldu yani. Çünkü buradaki, bu yöredeki teyzeler geldi hep aklıma yani. Onlar olsaydı, mekanın içinde falan filan. Nasıl olsa bip dersiniz orayı. Yani öyle bir duyguya geçtim. O yüzden yarıda kaldı sinir. Sinirlerim bozuldu. Ya orada da böyle soyut böyle işte Ata yazar, Demet yazar, bir imza atar falan gibi. Orada da uyanmadım. Şeye kadar uyanmadım yani. Gördükten sonra da çok uyanmadım. Demet abla böyle bir baktı. Sen daha kavramadın galiba falan filan deyince. Ya ben onu da şu Serra'nın şakası zannettim. Yetenek diye buna derim ya. Şu üstünü okursan. Tabii canım. Tam şaka mı değil mi mantığı? Evet. Ya tamamı şaka mantığı. Evet. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Ama çok güzel bir hatıra oldu benim için. Hayatımda bana ilk kez biri böyle bir şaka yapıyor. Güzel, hoşuma gitti. Zaten bu insanlardan bekliyordum böyle bir şeyle. Kolay kolay yemem. Ama... Çok tatlısın. En çok da kültür ateşisi. Çocuklar yararına falan hikaye mi? Almayayım ben. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Çok aramızda.